Merhabalar. Benzine zam, dolar 33'e çıktı. Faiz açıklanmasına rağmen durdurulamıyor. Ne şey abiciğim ya? Durumlar nasıl memleketin abi? Kötü ya, nasıl iyi mi olur mu ya? Emekli misin abi? Emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsun? 30 bin lira alıyor musun? 10 bin lira. 10 bin lira. Bayağı büyük, çok alıyorsun abi. Harcı bitmiyor. Bitmiyor mu abi? Harcı bitmiyor abiciğim. Evin kendinin mi abi? Kendimin. Kendin ne olmasaydı? Yanmıştık ya. Ne yapardın abi? Dışarıda kaldım. Çadırda yaşardık herhalde. Yenge hanım da emekli mi? Yok, ben evli değilim. Bekarım. Bekarsın abi. Evet. Öyle anca yetiyor o zaman. Yok ya, nasıl yetsin ya? Yetmiyor. Yetmez. Neden yetmiyor abi? Neden? Her şey pahalı bu abiciğim. İstediğini alamıyorsun abi. Alamıyorsun tabii, niye? Nasıl alacaksın? Yani bilmiyorum. Ramazan girdi abi. 15. gününe doğru geliyoruz. Et aldın mı hiç? Aldım işte şimdi. Şimdi aldım. Aldım. O anca para falan kalmadı zaten. Yandık yani. Zam yapacakmış galiba Cumhurbaşkanı. Ya yapsa ne olur abi? Boş verin, konuşturmayın abicim ya. Seçim var önümüzde abi. Kim oy vereceksin? Ben AK Parti'ye vermem. Daha önce verdin mi? Yok ya, hiç vermedim. Vermem. Ay, gündem şu anda ekonomik olarak bayağı bir kötü. Yani insanların alım güçleri düştü bayağı bir. Sizin de düştü mü? Yani illaki benim de düştü. Borçlar çoğalıyor. Borcum var mı? Borç tabii ki. Borçlar oluyor. Neden borç var insan? Yani alım gücü... Çalışıyorsun. Alım gücü düşük. Ben alamıyorum. Ne kadar maaş alıyorsun kardeşim? Yani şu anda ortalama 20 bin lira maaş alıyorum. 20 bin lira alıyorsun. Ona rağmen yetmiyor ve borç yapmışsın. Ne kadar borcun var? Yani borcum da yine... şimdi söylemeyeyim, o kalsın bende de. Evli misin? Evliyim. 3 tane çocuğum var. Bir de öyle. Yani evet. Belki şöyle söyleyeyim. Bekar olsaydım belki bu borçlar olmazdı. Olmaz, illa ki olmazdı. Ama şimdi bir de benim evim kira değil. Bir de evi kira olan insanlar var. Bak, ev kira değil. Evet. Buna rağmen borcum var. Evet. Söylemiyorsun, biraz da rakam yüksek herhalde. Yani çok yok, öyle abartı bir rakam da yok ama. Ama borç var kardeşim. Yani borç, söyle borç. Borç biliyorsun, banka borcu olduğu için de faiz biniyor üzerine, çıkıyor yani. Yani. Kartlar, bunlar, şunlar, bunlar falan. Ama bir şeyler oluyor yani. Durum şu anda pek iç açıcı değil. Seçimden sonrası için de iyi olmayacağını söylüyorlar. Yani seçimden sonrası için de nasip diyelim. Hani artık... Haberin var mı? Dolar 33 lira oldu. Dolar 33 lira olmuştur. Niye söyledim bunu? Dün biliyorsun faizleri arttırdılar. Evet. Faizi arttırıyorlar. Hani dövizi dengelemek için dengesi bozulmuş bir döviz var. Evet. Tutamıyorlar yani. Tutamıyorlar. Neden oluyor bu sence? Ekonominin böyle allaç pamuğu gibi olmasından mı kaynaklı? Yani bu şey, ne söyleyeyim ben size, serbest piyasa var. Serbest piyasanın bir sefer olmaması gerekiyor. Yani insanlar her türlü kafasına göre her şeyi... Kim yaptı peki bu ekonomiyi bozdu böyle, bu hale geldi? Yani kim yaptı isim vermeyeceğiz ama yani durum ortada yani. Son bir sorum olsun. Bir yerel seçim yapacak Türkiye. Kime oy vereceksin kardeş? Ben Yeniden Refah'a vereceğim. Evet, merhabalar abicim. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok naziksiniz abi. Sağ olun. Geçinebiliyor musun abi? Vallahi benim evim kira değil. Evet. İki tane de maaş alıyorum. Bir de çalışıyorum. Ona rağmen ben şikayetçiyim. Yani çok dertliyiz. Neden abi? Ne olacak bu hayat pahalı böyle? İki tane maaş, yenge hanımla birlikte onu mu sayıyorsun? Evet, yenge evet. Birlikte bir de çalışıyorsun. O zaman sizin eve ortalama 40 bin liraya yakın para giriyor belki de. Yok, 30 lira. Hadi kazanırsak 10 da oradan geliyor. Yok, çalışıyorum dedin ya, ben sabit gelir olarak mı çalışıyorum? Tamam, kirası var, vergisi var, bilmem nesi var. Ne oluyor? Bir tanesi zaten oraya gidiyor. Kazanırsak alıyoruz. Emekliler yılı dedi Cumhurbaşkanı. Emekli olarak sen çalışıyorsun. Ben şimdi bir şey söyledim. Söyle, söyle. Ondan sonra içeri alırlar. Almazlar. Ne emekler? Hakaret etmedin, hiçbir şey yok. Emekler yılı dediği zaman da o emeklerin batış yılı. Yani emeklerin yok olduğu bir yıl o. Sen de yok olma durumunda mısın abi? Hala onun peşinden koşturuyorlar ya böyle. Yemin ediyorum, yazıklar olsun. Öyle yazıklar abi. Olsun. Ben hayatta vermem. Vermem yani. Bu seçimde kim oy vereceksin abi? CHP. Bak. Ne abi? Bak. Şuraya bak. Canım benim. Cumhurbaşkanımız gibi adam var mı dünyada? Dünyada var mı? Yok. Yok mu? Fakire fukaraya yardım eder. Ama sen dileniyorsun burada. Dileneyim olsun. Yine bana 1 milyar 300 milyon lira aylık verin. 1300 lira. Tabii yetiyor bana. Allah razı olsun. Hastalığıma, hastanelere 5 kuruş para vermeyiz. Allah 1000 kere razı olsun. Tayyip Erdoğan'a. Her zaman bütün romanlar onun arkasında. Bu kadar. Bu
Allah Allah. Dünya lideri. Dünya lideri. Oo. Var mı öyle bir adam, bir daha gelir mi? Gelmez mi? Menderes'ten sonra o var zaten. Gelmez yok. Yok, gelmez. Tayyip Erdoğan gibi adam. Dünyada bir tane. Galaksinin lideri. Lider abi, yolları yaptı, hastaneleri yaptı. Daha ne yapsın? Vatandaşlar randevu alamıyorlar. Mı? Daha ne yapsın adam? Randevu alamıyorlar. Yine randevu alamamışlar. Acilden giriş yapıyorlar, acilden. Hop, nasıl alabilirler? Bak ya, randevudan bahsediyorum. Acilden giriş yapıyorsun da. Tamam. Adam mesela göz muayenesi için randevu alamıyor. Veya başka rahatsızlığından dolayı randevu alıyor. 2-3 ay sonrasını alıyor. Ya ben bağırsak ameliyatı oldum. 15 dakikada aldılar beni içeri. Kardeş sen acile gitmişsindir, almış olabilirler. Ya randevudan bahsettim. Randevu aldım. Randevu da aldım. Ertesi günü dedi. Var abi 11. Bir şey soracağım. Ben bir ay bekledim. Bak ben bir ay bekledim. Dahiliye randevu için bugün gündüm. Abi AK Parti'den başka bu dünyada parti yok. Yok mu? Milli paramız eriyor, değer kaybediyor. Erir mi be? Erir. Dolar 33 lira oldu bugün. Olsun mu abi? 40 lira da olsun. İşler de açılıyor, işler var. YÖM'ye kaç var? Adam 300 liraya YÖM'ye gidiyor. Şimdi 500 liraya, 1000 liraya YÖM'ye gidiyor. Bir yan mı ilan? Ev kiraları 10 bin lira. Olsa ne olacak? Onun yan geliri vardır. 10 bin lira veriyor ama yan geliri vardır onun. Sade bir kişiye kaldı mı yandı bu işler. Yani diyeceğim, Tayyip Erdoğan gibi adam yok abi. Ben Tayyipçiyiz. Bütün romanlar tulum çıkarıyız. Tulum. Mustafa Kemal Paşa da tulum çıkarıyız ona. Sandığa. Yine Allah'ın askısı ederse yine tulum. Yine belediye başkanımızı yapacağız. Mendil satmaya devam. Mendil satacağız. Yine de aç kalsın. Dilencen, mendil satacaksın gene. Yine de AK Parti'yi açacağız. Tamam. Gülüm, geçinebiliyor musun? Vallahi abi şu an asgari ücret alıyorum. Evet. Bu AVM'de çalışıyorum, Zafer Plaza'da. Aylık 10 bin lira kira ödüyorum. 2 kişi çalışıyoruz, 10 bin lira kiraya gidiyor. Yalnız mı yaşıyorsun? 2 kişi yaşıyoruz. Annem baban? Memlekette. Sen memlekette. Hmm. Geçinebiliyor musun? Vallahi abi yarı. Yarı geçinemiyoruz. Yarı geçinemiyoruz. Arkadaşınla birlikte ortak veriyorsun tabii. Ortak veriyoruz tabii. Ama gene de geçinemiyoruz abi ya. Doğalgaz bazen geliyor 1000 lira, bazen geliyor 500. Elektrik, su. Değişik abi. Valla biz gurbetçiyiz abi. Nerede? Batman'dan. Orada iş yok mu gülüm? Batman'da iş yok mu? Orada genelde tekstil işleri var da çok yoğun şekilde yükselmedi daha, gelişmedi. Öyle fabrika olsun, iş yerleri olsun, kafe olsun. Tamam da yani orada o asgari ücrete iş bulamıyor muydun da buraya geldin? Yok abi, vallahi yok. Sömürgenler bırakmıyor ki. Nasıl yani? Kim bu sömürgenler? Sömürgenler onlar kendilerini biliyorlar abi. Tabii abi. Orada öyle ağalık paşalık sistemi mi var ya? Yok, ağalık paşalık sistemi yok da. Evet. Orayı nasıl söyleyeyim abi sen, çok açık konuşmayayım da. Oranın ekonomisini ya da verimini güçlendirmiyorlar abi batıdaki gibi. Batıdaki bir güçlendirme. Neden bunu? Kim yapıyor bunu kardeş? Bunu yapan kendini biliyor da ben açık konuşmayayım. Batıdaki gibi çok yükseltseler şehirleri, iş yerlerini daha çok böyle iktidar şey doğuya da yatırım yapıyoruz falan diyor hükümet. Yalan söyle abi. Geçen gitmiş bizim dağlardan ne istiyorsun? Dağları yıkmışlar abi. Ne güzel orada Mezopotamya var. Mezopotamya'dan ne istiyor adam? Peki şöyle söyleyeyim. Orada yatırım olsa sen burada durur musun? İşim var abi, elim milletin şeyinde abi ya. Gurbette. He. Yani o maçada değil de yani başka şehire gelmem, bilmediğim şehire gelmem ha. Oy kullanacak mısın? Oy kullanacağım. Kime vereceksin? Dışarıda olsaydı ona verirdim. Kime? HDP'ye. Yeşileme verdi. Dışarıda olsaydı ona verdi. Burada oyumu kullanmayacağım abi. Niçin kullanmayacaksın? Öyle kullanmayacağım. Şeyden, gelecekten ümidin var mı gün? Gelecekten pek bir ümidim yok abi. Niçin kardeş? Yok abi, savaştır abi. Gelecekte diyorlar. Seneler yurt dışına gider misin? Senin gibi gençlere böyle gidiyor. Abi valla bir imkan var zaten, sunuldu bana. Ben çıkmadım abi, elin gavurun milletin şeyine. Gitmek istemiyorum. Diyorum ki orada gavur şey yapalım. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Geçinebiliyor musunuz? Ne geçirmesi ya? Emeklisen, yaşayan ölüsündür. Sen de yaşayan ölü müsün? Evet. Yaşayan ölüsün tabii. Emeklisen yaşayan ölüsün. 10 bin lira ne geçineceksin ki? 10 bin lira maaş. Kira ödeyeceksin, fatura ödeyeceksin. Ne yapacaksın? Ek iş yapıyorum abi. Yok, iş yok ki. Sığınmacılardan bize iş... Var diyorlar. He, var var. Kim diyorsa onu gelsin benim karşıma çıksın. Sığınmacılar yarı fiyatına çalışıyor. Asgari ücret 17 bin lira. Onlara veriyorlar 7-8 bin liraya çalışıyorlar. Bizim gibi değil ki.
Bütün sığınmacılar mı 7-8 bin liraya çalışıyor ya? Normal fiyata çalışan yok. Vallahi hiç sanmıyorum. Öyle ben duyduğuma göre öyle. Yani şimdi şöyle bir şey. Ben bir yerde sordum. Şeyde. Aşağıda Demirtaş'ta. Oralarda. Ya adam işte 17 bin lira asgari ücret. E diyor işte sana 8 bin lira veririm. E dedim 17 bin lira asgari ücret. Niye 8 bin lira? Yarısı neredeyse. E diyor şeyler öyle çalışıyor. Dedim onlar ben Türk vatandaşıyım dedim. Ben dedim emekliyim. Zaten 30 sene vergi ödemişim ben bu ülkeye. Ben hakkımı istiyorum dedim. Ben yani sadaka da istemiyorum ki dedim. Yapacağım işin karşılığını istiyorum dedim. Ya sığınmacılarla karıştırmayın. Ya adamlar çarşamba pazarını biliyorsunuz. Gidin orada hiçbir tanesi vergi ödemiyor. Hiçbirine vergi tabelesi yok. Girin dükkanlara bakın. Veriyorlar ya. Vermiyorlar ya. Sen abi ev kendinin mi kira? Kira. Çoluk çocuk var mı? Yok. Bekarsın. He. Anca öyle geçiniyorsunuz. Anca öyle. Ev kirası ne kadar peki? Ev kirası şu an 4000 lira oldu. Geriye ne kalıyor? 6000 lira. He. 5000 lira kredi kartına. Ne yapıyorsun abi sen? Nasıl geçiniyorsun? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Karttan. Kartla. Kartla borç var o zaman. He borç ne var. Ne kadar borcun var karttan? Yani borç ne kadar? Banka toplam borç. Tek banka zaten fazla banka şey yapmıyorum. Aşağı yukarı. Vardır yine 20 bin lira, 20-25 bin lira var. O borçlar nasıl oldu? Geçinemedin, yetiremedin. Alışveriş yaptım. Alışveriş yaptım. Alışveriş, kartla. Niye alışverişi yaptın? Gıda. Üstüne başına mı aldın yoksa gıda mı aldın? Gıda. Üstüne başına alacak bir şey yok ki. Yani ha, gıdayı alıyorsun. Bugün 5 liraya aldığın şey yarın 15-20 lira oluyor ya. Her gün zam geliyor. Yani öyle bir şey ki. Emekli diyor işte emekliler neydi? Ha, emekliler yıl, bu sene emekliler yılı. Emekliler yıl değil, yanlış söylemişler. Emeklilerin ölüm yıl dönümü olması gerekir. Tam tersi. Ya sığınmacılara ayda bak. Ben gözümle gördüm. Muradiye'de oturuyorum ben. Muradiye'de postanede fatura yatırdım usta. Evet. Önümde iki tane sığınmacı var. Karı koca büyük ihtimalle. Onların kimlikleri yok. Ya şöyle bir kartları var. Çıkardı verdi. Adam kaç para saydı biliyor musun ona? 20 bin lira sığınmacıya. O zaman asgari ücret şey 7500-8 bin lira civarı. 20 bin lira adama, 20 bin lira kadına saydı. Ben o zaman emekli maaşı alıyordum. Kaç para işte 7500 lira. 6 bin lira emekli maaşı alıyordum. 6500 lira. 20 bin lira kadına, 20 bin lira erkeğe. Çünkü nereden biliyorum? Ben faturayı yatırdım, gittim yakaladım. Şöyle 100 metre ileride dedim. Siz nerede çalışıyorsunuz, şey yapıyorsunuz? Çalışmıyoruz. Dedim nereden alıyorsunuz bu parayı? Bize reis veriyor. Aynen böyle. Bir de diyorlar ki para vermiyoruz. Yalan söylüyorlar. Ya gözümle gördüğüm şeyi. Ondan sonra aşağıda çarşamba pazarında Türk diye bir şey kalmadı. Hepsi sığınmacı. Kim verdi evlerine bunlara kirayı? Ha? Kim verdi? Evlerini kiraya kim verdi çarşambada? Ya alıyorlar ki. Kim verdi? Kiraya kim verdi onları? Ya bizler veriyoruz. Ya Türk verdiler o zaman. Ya bak, yazılması gereken konu bu aslında. Bak benim çarşamba oturan tanıdıklarım var. Evet. Kiraya vermemişler. Adamlar bıkmış. Çoğu sattı evi gitti. Bıkmış artık. Gece gündüz kavga, şey gürültü. Yani şöyle bir şey. Adamlar kendi aralarında hiç şeyden bizim hani normal vatandaşlar alışveriş kendi aralarında her şeyi. Git çarşamba şimdi böyle plastik torbalar için şu böyle ne bileyim şurup gibi bir şeyler satıyorlar. Şey gibi. Vişne suyu mu neyse. Ya satabilir onları kendi geleneksel yiyecekleri. Ya tamam yiyecek. Satabilirler tamam. Yiyebilirler yani. Ya tamam yesinler satsınlar ama bir de şu var. Hiç vergi ödemiyorlar. Onun için ne olduğu belli değil. Denetlemiyorlar. Ne? Ne o? Zehir mi? Ne? Son bir sorum olsun. Seçim yapacak Türkiye. Yerel seçim. Kime oy vereceksiniz? Valla ben şunu diyeyim. Ben 22 senedir AKP'ye daha hiç oy vermedim. Vermem de. Hani ben sana şöyle diyeyim. Boynuma yağlı ipi geçirecekler. Ben bunlara yine oy vermem. Ama ben şimdi şey tutmam. Parti hani o parti bu parti tutmam. Ben sana bakarım hangi parti iş yapıyor ona göre. Teşekkür ederim. Hadi rica abi merhabalar. Merhaba. Geçinebiliyor musunuz? İşte böyle böyle. Nasıl vaziyet? Emekli misiniz yenge hanımla ikiniz? Emekliyiz emekli. Ev kira mı abi? Yok kira. Kira olsaydı? Geçinemezsin. Hayatta. Hayatta geçinemezsin. İkinizin toplam maaşı 20 bin lira var mı abi? Anca. Yeni oldu. O da yeni oldu. Yeni oldu. O zaman
Yenge Hanım'ın dediği gibi ev kira olsaydı siz yanmıştınız. Gene geçinemiyoruz ki. Gene ek çalışıyor bu. Çalışıyorsun. Niye çalışıyorsun abi ya? Gül gibi geçin mesela. Çok paradan ya. Yetmediği için yani. Değil mi abi? Yani. Peki Yenge Hanım, size sorayım. Siz ev hanımısınız. Ramazan'dayız. Evet. Et alabildiniz mi? Hayır. Alamadık. Nereden alacağız eti? Emekli maaşı ete versek ayın 15'i... Hiç mi yemediniz Ramazan'da? Yok, aldık. Çoluk şey de vardı, dolapta vardı. Ondan yedik yani. Dolapta kurbandan kalma. Kurbandan kalmayı. Kurbandan kalma eti daha... Ya yenge, kurban biteli 10 ay oldu be. İşte. Yeni kurban geliyor. Ramazan'a ayırmışlar işte. Ramazan'a ayırdık. Ne yapacaksın? Olmayınca. Ya. Çok ilginç. Evet. Geçen kurban bayramından ayırdınız da Ramazan için sakladınız. Evet, evet, onun için sakladım. Ramazan'da rahat geçireyim diye. Abi bir şey de soracağım. Gitmiyor ya. Gitmiyor. İnşallah iyi olur da. Peki abiciğim bir şey soracağım. 31 Mart'ta bir seçim yapacak Türkiye. Yerel seçim. Kime oy vereceksiniz? Ben kimseye vermeyeceğim. Neden yenge? Hiç kimseye vermeyeceğim. Sebep? İşe vermeyeceğim. Sebebi ne bu? Bir sebebi var. Aynı. Bozgaya vereceğiz bize. Bozgaya. Şey daha önce AK Parti'ye verdiniz mi? Verdim. Pişman mısın? Biraz. Teşekkür ederim abi. Bir şey değil.